arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir çeyiz videosuyla daha karşınızdayım. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız harikayım. Bugün sizlerle misafir, su takımı, yemek takımı, çay takımı ve çatal bıçak takımımı göstereceğim. Çok uzatmadan videoya geçiyorum. Arkadaşlar, ben yemek takımımı Emsan, Karaca, Portland ve benzeri gibi markalardan seçmedim. Ben Lucky Art'tan aldım misafir yemek takımımı. Standart beyaz, yuvarlak, kare veya yaldızlı bir yemek takımı seçmek istemedim. Değişik olmasını istedim. Tam benim tarzımı yansıtacak yemek takımını buldum ve Lucky Art'tan seçtim. 24 parça olarak satılıyordu. 2 kutu aldım ve 12 kişilik bir misafir yemek takımı yaptım arkadaşlar. Ben çok beğenerek aldım. Umarım siz de beğenirsiniz. Hemen göstermeye başlıyorum. Böyle bir kutunun içinde geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi 24 parça. Ben bunun içinden hepsinden birer tane çıkardım tabaklardan. Kolaylık olsun diye. Hemen size onları göstereyim. Böyle genişçe bir kasesi var yemek takımımın. Siyah, beyaz ve sarı yaldızlı. Altı sarısı şeritleri olan bir yemek takımı. Her parçasında ayrı bir detay var tabaklarda. Zaten gösterince göreceksiniz. Bayağı geniş bir kasesi var arkadaşlar. Yani çorba için aşırı büyük bir kase. Ama güzel. Artık zaten çok küçük kaseler bulunmuyor yemek takımlarında. Bence fena değil. Şekli, şemali, rengi tam istediğim gibi. Çok beğendim. Şimdi sulu yemek tabağını göstereyim sizlere. Sulu yemek tabağı da bu şekilde arkadaşlar. Böyle siyah etrafı, siyah şerit geçiyor. Ve dışında yaldızları, altı sarısı ince bir şeridi var. Böyle üst üste koyunca bu şekilde gözüküyor. Kolinin içinde olduğu için birazcık tozlanmış. Bu şekilde. Ve bir diğer parçası da pasta tabağı. Pasta tabağında böyle balık sırtı gibi gri çizgileri var. Parlıyor mu bilmiyorum ama içinde siyah bir şerit geçiyor. Dışında tekrardan altı sarısı ince bir şeridi var. Ve benim bu sette en çok beğendiğim şey hepsinin birbirinden bağımsız olması. Hani set halinde aynı böyle siyah bir şekilde aşağıya inmiyor. Hepsine farklı bir desen olduğu için çok hoşuma giderek aldım. Bu da böyle bir pasta tabağı ve servis tabağını gösteriyorum şimdi sizlere. Benim bu sette en çok beğendiğim servis tabağı arkadaşlar. Yaprak desenleri var arkadaşlar. İçinde altı sarısı yaldız geçiyor ve dışında da altı sarısı yaldız geçiyor. Çok beğendim. Hepsini bir arada göstereyim sizlere. Servis tabağı, tatlı tabağı, sulu yemek tabağı ve kasesi. Bakın hepsi bir arada aynı bu şekilde duruyor. Aşırı güzel, aşırı şık bir takım. Tam anlamıyla beni ifade ediyor. Hem spor, hem şık, hem de aşırı modern duruyor. Öyle klasik beyaz porselenlerden bence kat 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 daha güzel. Yani benim tarzım için bu aşırı beni yansıtan bir takım oldu. Bu takımın fiyatını inanın ki hatırlamıyorum. Çünkü yaklaşık 2 sene falan oldu bunu alalı. O yüzden bunun size fiyatını söyleyemeyeceğim. Ama internette bulursam ekrana yazmış olacağım zaten. Görüyor olacaksınız. Ben bunu mağazadan aldım arkadaşlar. Böyle bir 12 kişilik misafir yemek takımı yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıya yorumlar kısmına beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar, yemek takımının içinde hiç servis tabağı yoktu. Sadece yemek takımı olarak satılıyordu. İçinde servis tabağı olmadığı için ben onlara uyumlu tabaklar alarak hepsini takım yaptım. Hemen sizlere onu da göstereyim. Şöyle 6 tane kayık tabak aldım ve aşırı uyuyorlar. 3 tane büyük, 3 tane küçük aldım. 6 tane böyle mezelik, salatalık, artık ne koyacaksanız ortaya. Servis tabağı aldım. Çok da güzel oldu. Çok da uyum sağladı. Bunların da etrafından gördüğünüz gibi sarı çizgiler geçiyor, şeritler geçiyor. O yüzden çok uyumlu oluyor. Zaten siyah beyaz uyumsuz olması mümkün değil. Bir de büyük bir servis tabağı aldım. Hemen size onu da gösteriyorum.
Bu da büyük servis tabağı arkadaşlar. Bunlardan bir tane daha bu söyledim, ikileyecektim ama tek bir tane kalmıştı ve kaçıramazdım. Bunu da aldım. Büyük servis tabağı olarak bunu, küçük servis tabağı olarak onları koyacağım. Bunu 80 TL'ye almışım. Birazcık pahalıydı ama uyuyordu yani setime. O yüzden kaçıramazdım. Bunun da dışında gene altın şerifleri var ve siyah beyaz ve içerisinde gri damarları var arkadaşlar. Aynı tatlı tabağımda olan gri şerifler gibi benziyor. O yüzden çok beğenerek aldığım bir tabak daha. Böylece ortaya 7 tane servis tabağı alarak yemek takımımı bitirmiş oldum. Ve yemek takımımla uyumlu olan suplalarımı göstermek istiyorum sizlere. Suplam bu şekilde. Bu bana babamdan hediye. O yüzden nereden aldığını, ne kadar aldığını bilmiyorum. Bundan 12 tane var arkadaşlar. Bayağı da ağır bir supla arkadaşlar. Şimdi içine yemek tabaklarımı da koyup size göstereceğim. Tek elle tutması bayağı zor oluyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Aşırı uydular ve aşırı şık oldular. Buradan da babacığıma teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir adamsın babacığım. Çok güzel durdu. Ya videoya şu anda fotoğrafını koymuşumdur sunumun ya da videonun sonuna koyacağımdır. Çatal, bıçak, bardak ve aynı bu şekilde sunumu size çekip koyacağım arkadaşlar güzel bir şekilde. Şu anda anlaşılmıyor olabilir. Ya ekrandadır ya da videonun sonundadır. Zaten siz de görüyorsunuzdur şu anda. Bu suplalarım da bu şekilde. Sırada çatal bıçak takımım. Size çatal bıçak takımım dedim ama benim yaklaşık 3 tane çatal bıçak takımım var arkadaşlar. 2 tanesini AliExpress'ten aldım. Bir tanesi de Ar Yıldız'ın çatal bıçak takımı. Öncelikle AliExpress'ten aldığım, en çok sevdiğim çatal bıçak takımımı göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bu şekilde geliyor AliExpress'ten. Bir kutunun içinde bu şekilde yolluyorlar. Ben şimdi sizin için birer tane hepsinden çıkartıp gösteriyorum hemen size. Şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Bu takımı aşırı aşırı çok seviyorum ve birazcık pişmanım aslında. Çünkü 6 tane, yani 6 kişilik aldım. Keşke 12'li yapsaydım. Ama şu anda gümrük fiyatları fazlasıyla uçtuğu için ve dolar malum çok yüksek olduğu için bunu 12'li yapmıyorum. Ama bir gün yapmayı kesinlikle düşünüyorum. Aşırı güzel bir takım daha bence. Ve yemek takımımla gördüğünüz gibi çok güzel uyum sağlıyor arkadaşlar. 24 parça bir çatal bıçak takımı. Tatlı bıçağı ve tatlı çatalı yok ama sorun değil. Çünkü yani sıkıntı değil. 12 kişilik yemek çatal bıçak takımım var. Ondan dolayı onları kullanırım. Hiç problem değil. Ama buna aşığım. Gerçekten çok güzel bir çatal bıçak takımı. Böyle bir kaşığı var arkadaşlar. Böyle bir çatalı var. Bıçağın şekli ve şemali aşırı güzel değil mi? Böyle bir bıçağı ve böyle de bir kaşığı var arkadaşlar. Tatlı kaşığı. Çay kaşığı için birazcık büyük ama tatlı kaşığı için çok güzel boyutu. Böyle bir kaşık çatal bıçak takımım. Dediğim gibi bu 6 kişilik. Bir de AliExpress'ten diğer aldıklarım var. Onları da hemen gösteriyorum. Ve bir diğer çatal bıçak takımım. Aynı şekilde bu da böyle poşetlerin içinde, karton kutunun içinde geldi. Bunlardan da birer tane çıkardım. Size hemen gösteriyorum. Evet, bu da böyle bir çatal bıçak takımım. Aşırı 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 güzel değil. Bir bakar mısınız? Çok güzel. Çok çok beğenerek aldığım bir çatal bıçak takımım daha. Bu tatlı kaşığı böyle siyah ve metal bir kaşık. Soyulma yapacağını asla düşünmüyorum. Öyle bir yapısı yok. O beyazlarda da aynı o şekilde soyulma yapacağını düşünmüyorum. Çünkü kaliteleri inanılmaz güzel. Çok güzel bir çatal bıçak takımı arkadaşlar. Yemek kaşığı şöyle, su damlası gibi. Tutma yeri böyle birazcık oval geliyor. Çatalı şöyle birazcık ince ve uzun geliyor. Aynı şekilde tutma yeri bunun da böyle oval geliyor. Bıçağı birazcık et bıçağı gibi arkadaşlar. Fazla büyük olabilir. Ama ben bunu da çok beğendim. Et tarzı, tavuk tarzı
şeyler yapıldığı zaman çok kullanışlı bir çatal bıçak takımı olabilir. Bu bıçağı çok güzel et keser çünkü. Böyle göstermiş olayım. Bu takımı da 250 TL'ye almıştım. Gene AliExpress'ten. Yani isterseniz bakabilirsiniz. Sizin için isterseniz link bırakabilirim. Bu da 24 parça 6 kişilik bir takım. Keşkelerimden bir tanesi de bu. Keşke bunu 12 kişilik yapsaydım. Ama kalitesini bilmeden 12 kişilik de yapmak istememiştim. Bunları alalı bu arada bir seneye geçmiştir arkadaşlar. Şu anki fiyatları zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama dediğim gibi sizler için aşağıya link bırakacağım. Bakabilirsiniz. Bu da bu şekildeydi. 24 parça 6 kişilik siyah kaşık çatal bıçak takımı. Ve bir sonraki çatal bıçak takımına geçiyoruz arkadaşlar. 12 kişilik Ay Yıldız'dan bir çatal bıçak takımı. Üstündeki desene aldanmayın. Benimkisi böyle değil. Size hemen onu gösteriyorum. Kutudan çıkardım ve kendi kutusu çok ağır. Hemen onu da göstereceğim sizlere. Bakın arkadaşlar, taşıyamıyorum. Aşırı ağır bir kutu yapmışlar. Şöyle kilidi var. Ve bu şekilde kaşıkları gözüküyor. Üstteki parçayı kaldırınca altta böyle kutular halinde devamını yapmışlar. Göstermelik onları üstüne koymuşlar. Hemen size tek tek alıp göstermeye başlıyorum. Böyle kutudan göstereyim başta. Zaten o kadar zarif ve sade bir set ki hani anlatabilecek hiçbir şey yok. Dümdüz ve sade bir çatal bıçak takımı. Şu şekilde bir kaşığı var. Dümdüz iniyor. Hiçbir yaldızı, deseni olmayan bir takım arkadaşlar. Çok beğenerek aldım. Aşırı güzel ve sade bir takım. Bu şekilde. Tatlı bıçağı, tatlı kaşığı, tatlı çatalı ve çay kaşığı var. Sade, tam benim istediğim gibi. Bu serinin adı arkadaşlar Ay Yıldız'ın Prestige serisi. Böyle bir servis gereç seti var. Hemen onları da göstereyim size. Bu parça 89 parça bu arada. Böyle bir spatulası var. Servis kaşığı var. Servis çatalı var. Bu şekilde kefkiri var. Ve bu şekilde de kepçesi var arkadaşlar. Çok tatlı. Tam anlamıyla istediğim sadelikte bir çatal bıçak takımı daha oldu. Çok severek kullanacağımı düşünüyorum. Bu takım da bana hediye arkadaşlar. Teyzem aldı. Ona buradan çok teşekkür ederim. Fiyatını bulursam ekrana yazmışımdır zaten. Görüyorsunuzdur şu anda. Aşağıda linklemişimdir. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmuyorsunuzdur inşallah. Teşekkür ederim destekleriniz için şimdiden. Arkadaşlar ben su takımımı Rakle'den aldım. Rakle'nin şöyle kolisini göstereyim sizlere. 6'şar olarak 2 koli geldi. Kolinin içinden 5 şubat bardağıyla su bardağını çıkardım arkadaşlar. Hemen size göstererek başlayayım. Bu büyük bardağı arkadaşlar. Yemek takımıma efsane uyacağını ve uyduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu büyüğü, küçüğünü hemen göstereyim sizlere. Bu da küçük su bardağı arkadaşlar. Böyle ikili olarak aldım. Ben bunların kadehlerini almadım çünkü çok gereksiz buluyorum kadehi. Bence bunlar gayet yeterli. Zaten düz kadehlerim çok var. Hani kadeh kullanılması gerekiyorsa normal siyah değil de düz takımımı kullanırım. Düz cam olan Allegro serisi var bende. Onu kullanırım. Bu da Allegro serisine çok benziyor Paşa Bahçe'nin. Ama Rakle'nin bardakları. Ben çok beğenerek aldım ve yemek takımıma aşırı uyduğunu düşünüyorum. Bundan 12, bundan 12 tane var. Ben bunları ayrı ayrı aldım. Yani 6'şer 6'şer satılıyordu. Trendyol'dan aldım. 6 bundan, 6 bundan 2'şer set aldım ve toplamda 48 parça su takımı yaptım kendime. Sürahisi yok. Buna uygun bir sürahi bulamadım. Aynı bunun sürahisi vardı ama başucu sürahisi gibiydi. Masada çok küçük duracağı için onu almadım. Ama buna benzer aynı bu şekilde sürahi bulursam mutlaka alacağım ve yanlarına koyacağım. Böyle bir su takımı yaptım. Bunları ayrı ayrı aldım. Kendim set haline çevirdim arkadaşlar. Ben aldığımda bunlar 6-6 satılıyordu.
şu anda 3-3 satılmaya başlamış. Bu beni bayağı bir üzdü. Çünkü benim aldığım 6 tane aldığım fiyata 3 tane satıyorlar şu anda. Ben bunların toplamını 180 ya da 150 civarında bir fiyata aldım. Şu anda 3 tanesini 50 TL'ye satıyorlar arkadaşlar. Bu birazcık üzücü ama sizler için aşağıya linkini bırakacağım. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bence çok şık ve yemek takımımla aşırı aşırı uyumlu bir bardak takımı. Bayılarak aldığım bir diğer ürün de bu çay takımı. Yani insan bu çay takımına nasıl bayılmaz? Bu şekilde. Bu kutudan bir tane daha var. 12 kişilik yaptım bu çay takımını da. Hemen size çıkartıp gösteriyorum daha yakında. Siyah ve yaldızları olan çok şık bir çay tabağı. Çay bardağı da bu şekilde arkadaşlar. Çok zarif bir çay bardağı. Çok beğenerek aldım. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Altın sarısı şeridi var. Kulpu da altın sarısı. Tabağında da böyle altın detayları var. Bu takımı da Lucky Art'tan aldık arkadaşlar. Markası Lucky Art. Bulursam bunun da tabii ki linkini aşağıya bırakmışımdır şimdiden. Biz bunları çok ucuz bir fiyata aldık. 75 TL'ydi 6 kişilik olanı. 2 set aldım. 150 TL'ye 12 kişilik bir çay seti yaptım. Çok uyguna geldi. Umarım beğenmişsinizdir siz de. Bu da böyle bir çay setimdi. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Misafir takımlarından beğendiğiniz parçalar olduysa aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aklınızda takılan farklı bir soru varsa onları da yazabilirsiniz. Seve seve cevap veririm. Beni desteklemek isterseniz, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.